Ramazan ayından bahsettim efendim. Oruç ayı Ramazan'dan bahsediyorum. Ondayız ya şimdi. O Ramazan. Ya Hacı Batım, oruç başıma vurdu galiba, anlamadım. Ramazan kültürü denilince akla ilk gelen eğlencelerden biridir gölge oyunu. Karagöz ve Hacı Vat'ın gülümseten atışmaları Ramazan şenliklerinin vazgeçilmezi olarak baş köşeye oturur. Yüzyıllardır Anadolu topraklarında yaşatılan bu köklü gelenek hakkında birçok rivayet bulunuyor. Ancak kaynaklarla desteklenen bilgiler de bir o kadar fazla. Karagöz ve Hacı Vat gerçekten yaşadı mı? Baş kahramanı oldukları gölge oyunu Anadolu topraklarına nasıl geldi? Karagöz ve Hacı Vat'la ilgili en kabul gören rivayet, ikisinin de Orhan Gazi döneminde bir cami inşaatında çalıştıklarıdır. Babası Osman Gazi'nin anısına Bursa'da güzel bir cami yaptırmak isteyen Orhan Gazi, en iyi ustaları huzuruna çağırıp onlara şöyle söylemiş: "Bilin ki bu cami benim için çok önemlidir. Her kim ki inşaatın yavaşlamasına veya işlerin aksamasına sebep olursa o an kellesini vurdururum. Şimdi çıkın gidin, başlayın camiyi yapmaya." İnşaat başlar. Kambur Bali Çelebi yani Karagöz, demirci ustası, Halil Hacı İvaz yani Hacı Vat da duvar ustası olarak görevlendirilmiş. Mektep okumamış ancak inşaatlarda çalışa çalışa iyice ustalaşmış olan Karagöz, tez canlılığı ve hazır cevaplığı yüzünden sürekli başını belaya sokarmış. Bu belalar içinden çıkamayacağı bir hal aldığında yardımına dostu Hacı Vat koşarmış. Hacı Vat, Karagöz'ün aksine medrese eğitimi almış, görgülü biriymiş. Onların atışmalarını izleyip eğlenen işçiler caminin inşaatını yavaşlatmışlar. Bunu duyan Orhan Gazi ise çok sinirlenmiş ve ikisinin de kellesinin alınmasını istemiş. Ancak bir süre sonra bundan büyük pişmanlık duymuş. Ulemadan Şeyh Küşteri, Orhan Gazi'nin üzüntüsünü hafifletmek için kendince bir yol bulmuş. Başındaki beyaz sarığı çıkarıp mum ışığının önünde bir perde yapmış. Daha sonra Karagöz ve Hacı Vat'ın resimlerini çizip perdenin önünde ikilinin atışmalarını taklit etmiş. Bir rivayetten ibaret olan bu olayda gölge oyununun çıktığı toprakların Anadolu olduğu belirtilir. Ancak 16. yüzyıldan kalma belgeler gerçeğin çok daha başka olduğunu gösterir. Yavuz Sultan Selim, 1516'da Mercidabık Savaşı ile Memlükleri iyice zayıflatmıştı. Bundan yalnızca bir yıl sonra Ridaniye Savaşı ile Memlük Sultanlığı'nın sonu gelmiş, Osmanlılar Kahire'ye girmişti. Bir gün Nil üzerindeki Roda Adası'nda Memlük Sultanı 2. Tomonbay'ın Osmanlı karşısındaki ağır yenilgisinin canlandırıldığı bir gölge oyunu sahneleniyordu. Bu oyun Yavuz Sultan Selim'in çok hoşuna gitti. Sanatçıya çeşitli hediyeler verdikten sonra oğlu Şehzade Süleyman da oyunu görebilsin diye kendisiyle birlikte İstanbul'a getirtti. Bu olay Memlük tarihçisi İbni İlyas'ın yazdığı belgelerde anlatılır. Bu yüzden Türk gölge oyunuyla ilgili yazılara ve minyatürlere 16. yüzyıldan itibaren rastlanmaya başlanır. Topkapı Sarayı'ndaki gölge oyuncularının isimlerini listeleyen belgeler ve 1582 yılındaki şenlikleri anlatan Surnemeyi Humayun, Türk gölge oyununu kültürü için oldukça önemli kaynaklardır. Böylece Osmanlı kültürünün bir parçası haline gelen gölge oyunu, 17. yüzyılda bizim bildiğimiz halini alır ve Karagöz Hacı Vat bundan sonra oyuna dahil olur. Ancak Orhan Gazi rivayetini kabul edenler, Şeyh Küşteri'yi oyunun mimarı olarak andıkları için Karagöz ve Hacı Vat perdesini Küşteri Meydanı demektedir. Osmanlı'da özellikle Tanzimat sonrası yoğunlaşan modernleşme çalışmaları sonucunda Batı tiyatrosu ilgi odağı haline gelirken Karagöz ve Hacı Vat ise eski önemini yitirir. Eskiden gölge oyuncularına Hayal Baz, Hayal Elzil veya Hayali Has adı verilirken günümüzde Hayali denmektedir. Bugün hepimizin bildiği şekliyle Karagöz Hacı Vat oyunu 4 bölümden oluşur. Mukaddime kısmında Hacı Vat, gazel okuyarak sahneye gelir ve oyunun bir öğrenme vesilesi olduğunu vurgular. Muhabere bölümünde karşılıklı konuşan Karagöz ve Hacı Vat'ın kişilikleri, karşıtlıkları vurgulanır. Asıl hikayenin anlatıldığı, diğer tiplerin perdeye geldiği bu bölüme fasıl adı verilir. Oyun buradaki konuya göre isim alır. Fasılın sonunda diğer tipler sahneden ayrılır ve yalnızca Hacı Vat'la Karagöz kalır. Bitiş bölümünde ise oyunun sonu haber verilir. Karagöz ve Hacı Vat, espriler ve yanlış anlaşılmalardan dolayı seyirciden özür diler.
Ramazan şenliklerinin vazgeçilmezi Karagöz ve Hacivat hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz GZT'ye abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.